Merhabalar, ben Hüseyin Çetiner. İstanbul'un tarihi ilçelerinden birisi olan Fatih'teyiz. Fatih'in Eminönü semtindeyiz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar alacağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. İyi seyirler. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? İmkanınız olsaydı taşınır mıydınız Türkiye'de? Valla şu 7-8 yılına kadar öncesine kadar çok memnundum. Hiçbir yere gitmeyi düşünüyordum. Şu an yani yaşamak istemiyorum yani şu an. İnanır mısın yani? Ekonomik sıkıntılar mı abi? Ekonomik sıkıntılar tabii ki. Başka ne neden olabilir ki? Zaten insanı sıkan başka ne var ki? Bir sağlığın yerindeyse ondan sonrası ekonomi zaten. He, yani başka iki neden var insanın yaşaması için. Sağlığın yerindeyse ekonomi istiyorsun. Ekonomin bozuksa sağlığı da düşünemiyorsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Valla babam bizim ülkemiz, bizde şu Hristiyanlar da yöneten başbakan, cumhurbaşkanlar gibi dürüst şeylerimiz olsa, liderlerimiz, inan ki biz Amerika'yı rahmetli Özel gibi bir lider bir daha gelse, Atatürk Özel gibi, ben ikisinden bu ülkeye fayda olduğunu görüyorum. Geri kalan ben hiç, herkes kendi şeyine göre. Yani liderlerimiz mi, yöneticiler mi iyi değil? Değil. Bak, bunlar iyi olsa biz... Cumhurbaşkanımız 6 sene dürüst çalıştı. Ben 2 dönem oy verdim. Ama 6 seneden sonra o partide herkes bir şey yapıyor. Şimdi 104 çeşit şey çıkmış. Sucukta eşek eti çıkıyor. Bilmem şeyde domuz eti çıkıyor. Kaşarda toz çıkıyor. Herkes ile mi gidiyor? 600 tane milletvekili gelmiş. Bu milletvekiller orada oturup birbirine mecliste kavga yapmak için gelmiş. Biz vatandaş olarak göndermişiz ki bize şey olsun. Adam evet, milletvekili geliyor. Geldiği zaman 10 tane arabayla geliyor. 30 tane korumayla geliyor. Sen işinden gücünden oluyorsun. Trafik allak bullak oluyor. Yani vekillik bu değil. Eski şimdi CHP'yi eleştiriyorlar ama ben şu an AKP'den, SAK Parti'den direkt CHP'ye döndüm. HDP'ye döndüm. Niye? Çünkü ben orada daha şey görüyorum. Adil bir şey görüyorum. Yani sadece gidip de Sultanahmet'te namaz kılmayla Müslüman olmaz. Vicdanın rahat olmadığı sürece. Çok teşekkür ederim. Ben memnunum. Memnun. Allah'a şükür. Teşekkürler. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? Tabii ki memnunum. Ülke bizim ülkemiz. Nereye gideceğiz? Pazar Avrupa'ya giderim. Daha iyi. Boş konuşuyorlar. Biz hiçbir yere sığmayız hemşerim. Biz Türk'üz, elhamdülillah Müslümanız. Bu ülke bizim. Biz başka yere sığmayız. Burada yaşarız. Gençlerin %90'ı gitmek istiyor yurt dışına. 70'i bilmedikleri için veya araştırmadıkları için yani. Yoksa biz memnunuz yani. Sıkıntı çekecektir. Olacaktır bu işler. Ama şeye rağmen Türkiye'ye terk etmek yok. Yok, ben gitmem. Teşekkür ederim. Mümkün değil. Ben teşekkür ederim. Şu anki iktidardan memnun da değiliz. Yani onun olduğu yani süreçte memnun değiliz. Yani şu anki bir alan asgari ücret mesela 2600 lira değil mi? Yani 2400 aynen. 2400 diyelim yani, aile kira olmuş 1700 abi. 1700 lira biz kira oturuyoruz şu an. Yani olmaz yani bu şekilde yani yeni bir iktidar. Ama Türkiye yaşamaktan memnun değilsin şu an. Yok, memnun değilim. Yani yeni bir iktidarın gelmesiyle ben açıkçası daha çok isterim aynen. Ülkede yaşamaktan memnun musunuz? İmkanınız olsa yurt dışına gider misiniz? Ben ülkeme tapıyorum. Ben bu ülke. Ben Türkiye'ye tapıyorum. Tamam. Ben bu ülke için yaşamın her alanda, her kim ki bu ülkedeki yaşayan insanlara dil uzatıyorsa, yani emekçiye, yoksula, köylüye, fakire, fukaraya dil uzatıyorsa beni gelsin burada katletsin, hiçbir gözümü kırpmam. Onun dışında ben yaşamamız lazım. Kardeşçe, özgürce yaşamamız lazım. Tabii. Barış tabii. İçinde. Ama onurlu bir barış. Kesinlikle. Onurlu bir barış. Yaşam ne zaman yaşamaya değer? Onurlu ve kalıcı bir barışın sağlandığı. Denenmeyen tek şeyin denenmesi için, barışın denenmesi için halklar arasındaki... Barış denenmedi mi Türkiye'de? He? Barış denenmedi mi hiç? Ya nasıl denendiyse nasıl oluyor ya? Herhalde dünkü gazeteleri okumadınız, herhalde dünkü Yeni Yaşamı veyahut da Evrensel'i. Tabii o diğer gazeteleri okuduğun zaman kesinlikle nedir? Her şey güllük gülistan. Biz okudum, biz sabahı okuyoruz, takvimi okuyoruz, uçtuk diyoruz. Kişi başına milli gelirimiz 30 bin diyoruz. Türkiye'de herkes muhtaç. Bak şimdi, okumanın sınırı yoktur. Okumanın dini milliyeti de yoktur. Oku diyor, okuyabildiğin kadar. Sözlükler güne sözlükler. Dinin ilk emri ikradır, oku. Oku, ikra. İkra bismi rabbikellezî halak. Oku diyor. Benim ilk emrim oku dedi. Ona geldiği zaman, bu vahiy geldiği zaman oku dedi. Ama bunlar ne yapıyor? Biz okumayalım diye, bilmeyelim diye, onlara karşı gelmeyelim diye elinden gelen her türlü şey yapıyor. Zaten okuttukları da onlar gibi. O kadar. Teşekkür.
Ben zaten yurt dışında geliyorum. İmkanım varsa burada yaşamak isterim. Ama ekonomi krizden dolayı herkes diyor zor diyor. Bilmiyoruz zaten. Zaten yurt dışındasın. Evet zaten. Teşekkür ederim. Hayır değilim. İmkan yurt dışına taşınır mısınız? Yani düşünürüm. Düşünürüm. Teşekkür ederim. İmkanınız olsa taşınır. Ülkem niye yaşamayacağım? Niye memnun olmayacağım? Ülkem burası benim. İmkanınız olsa yurt dışına gider misiniz? Gitmem. Burada yaşarsınız. Tabii burası ülkem benim. Cennet burası ya. Çok teşekkür ederim. Hadi. Merhaba. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? İmkanınız olsa yurt dışına gider misiniz? Tek tabi yurt dışına gitmek isterdim ama Türkiye yani bizim için doğduğumuz, büyüdüğümüz vatanımız burası yani. Ülkemizi de seviyoruz. Evet, evet yani. Ben yurt dışında hayata gitmem. Ölürsem memleketimde ölürüm ama yaşamak şu anda çok zor. Yaşamak şu anda çok zor. Yani niye zordur? Ekonomi sıkıntısı. Ondan sonra... Ekonomi zor mu şu an? Ya şu anda zor. İşsizlik çok var. Mesela ben önce eğretimi, suyumu, her şeyimi kolayca ödüyordum. Şu anda zorlanıyorum. Kiraya zorlanıyorum. Kiralar üçmüş gitmiş. Yani bir bakıyorsun aylar bir günler gibi olmuş. Yani şu anda hayat zor. Cebinde para olmasa dışarıya çıkamıyorsun. Yani şu anda onda zor. Çok teşekkür ederim. Memnunum tabii. Merhaba. Gelin soralım. Ben Türkiye'de yaşamaktan memnunum. Gençliğimde de yurt dışına gitmeyi hayatta düşünmedim. Hiçbir zaman düşünmedim. Evet. Demek ki ekonominiz iyi abi sizin. Hayır. Türkiye güzel. Türkiye'de insan aklı fikri olan insan her zaman bir ekmek kazanır efendim. Tabii. Tamam. Ama gençler gitmek istiyor. Onlara ne dersiniz? Gençler oraya gidenler onlara da saygı duymak lazım. Mantığına bağlı, aklı fikrine bağlı. Bir geçsinler, görsünler. Teşekkür. Türkiye'de yaşamaktan gayet memnunuz. Ülkemiz Allah'a şükür çok güzel yerlere geldi. Dünya nezdinde çok güzel bir duruma çıktık yani. Bunu inkar edemeyiz. O yüzden ülkemde yaşamaya memnunum. Ülkemi de seviyorum. Gitmeyin. Tabii. Ben de aynı fikirdeyim. Türkiye Cumhuriyeti güzel bir ülke. Kıymetini bilelim. Bilmesek Suriye'den beter oluruz bence. Benim ülkem güzeldir. Ben her koşulda bu ülkeyi seviyorum ve burada yaşamak istiyorum. Birine kazanacağız. Her ol. İmkanınıza yurt dışına gelin. Ben eskiden yaşadığım için ben şu anda memnunum. Ama önüme güven veremiyorum. Göremiyorsun. Evet öyle ya. İmkan olsa yurt dışına gider misin? Nasıl? İmkan olsa yurt dışına gider misin? Gitmem. Ölürüm de burada kalırım. Evet bura cennet. Teşekkürler. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? İmkanınız olsa yurt dışına... Dur sor. Memnun musun? İmkan olsa yurt dışına gider misin? Yurt dışına giderim. Türkiye'yi bitirdiler. Neden memnun değilsin? Bitirdiler. Bu kadar pahalılık olur mu? Millet geçinebiliyor mu? Herkes aç susuz. İş yok. Onun için yurt giderim diyorsun. Tabii vallahi giderim. Çocuklarımı da yollarım imkanım olsa. Ben bir tır şoförüyüm. 15-16 senedir tır şoförüyüm. 16-17 devlet gezdim. Çok toprakları gezdim. Ama buna inanın ki Türk toprakları kadar, Türk insanları kadar merhametli suyu yemeği yiyecek bir ülke yok. Ben Türkiye'mi hiçbir zaman hiçbir yere değiştirmem. Yani Avrupa gören birisi olarak diyorsun Türkiye bir numara. Ben Avrupa'yı da gezdim. Bütün Balkan Türk Cumhuriyetlerini de gezdim. Ama gerçekten de bizim insanlarımız çok merhametli, çok güzel. Biz Türkiye'yi kaybetmeyelim. Türkiye ile bir olalım, insanlarımızla barışık olalım, sevelim birbirimizi. Sevelim, İnşallah. Sevelim, bu ülke kimseye kalmaz diyor. İnşallah. Evet, çok güzel soru. Ben Türkiye'de yaşamaktan çok memnunum. Yurt dışını gördüm. Almanya'yı gördüm, Hollanda'yı gördüm. Birçok ülkenin gitme nasip oldu. Ama baktığın zaman gerçekten şu ülke bir cennet vatan. Bu ülkede yaşamak çok güzel. Ya keşke şu ülkenin kıymetini bilsek. Dışarı çıkıp Avrupa'dan Türkiye'ye baktığınız zaman gerçekten Türkiye ne kadar büyük olduğunu, ne kadar güzel bir ülke olduğunu, ne kadar zengin olduğunu, kaynakların kendi kendine yeten bir ülke olduğunu göreceğiz. Ben çok memnunum kendi adıma. Memnun olmuyor. Genelde turistik der gelirim. Aynen öyle, aynen öyle. Niye gideyim ya? Almanya'nın havası yok bir defa ya. Gidiyorsun, ilkinde havası gibi, buranın akşam üzeri gibi bir havası var, basıyor insana. Tamam, gelişim olarak güzel, şehircilik güzel, altyapısı güzel, eyvallah, gelişmiş ülke. Ama bir iki mevsimden başka bir mevsim gördü yok. 4 mevsim aynı anda yaşıyoruz geri geldiğinde Türkiye'de. Ama yaşasın Türkiye.